Milan'da Brera'dayız. Tintoretto'nun devasa bir tablosuna bakıyoruz. Bu eser sanatçının Aziz Mark konulu eserlerinden sadece biri. Venedik'in koruyucu azizi olarak kabul edilen Aziz Mark'ın resmedildiği bu tablo, Venedik'teki Aziz Mark Derneği için Rangone isimli biri tarafından sipariş edilmişti. Kendini bu eserde resmin ortasında görüyoruz. Üzerindeki göz alıcı, sırma işlemeli, ipek kumaştan pelerini içinde diz çökmüş, Aziz Mark'ın yerde yatan bedenine doğru yönelmiş halde resmedilmiş. Tablodaki figürler mezarlıkta ve bu da resme ürpertici bir hava katmış. Gecenin karanlığı daha da ürpertici hissettiriyor. Bulundukları ortam tek bir mumla aydınlatılmış. Resimde yoğun ve abartılı bir perspektif kullanılarak yaratılmış geniş bir mimari alan var. Resmin detaylarında kaybolmadan önce gelin biraz da burada neler olup bittiğinden bahsedelim. Burada anlatılan Aziz Mark'ın bedeninin bulunma hikayesi. Aziz Mark'ın Mısır'da İskenderiye'de öldüğü ve gömüldüğü biliniyor. Hikayeye göre 9. yüzyılda Venedik'te tüccarlar Aziz Mark'ın cansız bedenini bulmak üzere yola çıkmışlar. Perspektifin kullanılış şekli dikkatimizi geri planda en arkadaki kapkara duvara çekiyor. Orada gölgedeki figürleri silüet halinde bir dizi figürü görüyoruz. Parlak bir şekilde aydınlatılmış bir mezarda Aziz Mark'ın bedenini buldukları an resmedilmiş. Mezar taşının kaldırıldığını görüyoruz. Tabloda tüm hikaye sahne sahne betimlenmiş. İlki bu geri planda gördüğümüz sahne. Ön planda sol tarafta ise ikinci sahneyi görüyoruz. Burada Aziz Mark'ın bedeni halının üstünde duruyor. Bedeni olduğundan kısa resmedilmiş. Mantegna'nın Ölü İsa tablosunu hatırlatıyor. Beden aynı şekilde olduğundan kısa resmedilmiş. Gevşek fırça darbeleriyle boyanmış. Tüm bedene ayaklardan başa doğru bakıyoruz. Her ikisinde de yağlı boyanın dokusu, oldukça koyu ana hatlar ve ışığın çok keskin bir şekilde kullanımı gözümüze çarpıyor. Ayrıca Tintoretto'nun tablosunda bu resmi sipariş eden Rangone isimli adamın Aziz Mark'ın bedenine doğru yöneldiğini görüyoruz. Koruyucu bir tavrı var. Resmediliş şeklinden bu figürün o döneme ait olmadığını hissedebiliyoruz. O 9. yüzyılda değil 16. yüzyılda yaşamış bir Venedikli. Zaman ve mekan algısının altüst edildiği oldukça karmaşık bir resim. Arka planda bedenin bulunduğu anı görüyoruz. Ön planda ise etrafında figürlerle bedeni yerde yatarken tekrar görüyoruz. Bir taraftan da cansız bedenin sol tarafında kırmızılı mavili bir kıyafet içinde heybetli bir figür resmedilmiş. Bu figürse Aziz Mark'ın ta kendi. Mucizevi bir şekilde canlı ve resimde sağ tarafa doğru bir işaret yapıyor. Sağ tarafta bir başka mezardan başka bir cansız bedenin çıkarıldığını görüyoruz. Aziz Mark da mezarın soyulmaması için durun işareti yapıyor. Mimariye bakacak olursak, tavandaki kemerlerin kavisiyle yaratılan perspektif dikkatimizi çekiyor. Bu kemerlerin sağında duvara monte edilmiş bir dizi mezar var. Bize yakın olan mezarlardan birinden cansız bir bedeni nazikçe yere indiren figürler olduğunu görüyoruz. Eseri incelerken bir tarafta kutsal bir şeye saygısızlık edildiğine tanık olurken, başka bir tarafta ise kutsal değerlerin onurlandırıldığı bir sahneye tanık oluyoruz. Son olarak sağ alt tarafta sanki tuvalden dışarı çıkacakmış gibi görünen kadını tutan, iblislerin ele geçirdiği iki figürü görüyoruz. Henüz bahsetmediğimiz bu resmi eşsiz kılan temel unsur ise ışığın, renklerin ve resimsel alanın çarpıcı kullanımı. Sanatçının dönemin resim geleneklerini ustalıkla kullanışı çok etkileyici. Resimde perspektifin ustaca kullanımından kaynaklanan bir hareketlilik var. Ayakta resmedilen Aziz Mark figürü uzun, ince bir yapıya ve kahramanca bir görünüme sahip. Aydınlık ve karanlık tonların oluşturduğu zıtlık oldukça yoğun ve dramatik. Sanki Rönesans'a özgü tüm öğeler hikayeyi daha da anlaşılır ve çarpıcı kılmak için bir potada eritilmiş. Tüm bu unsurların bir araya gelmesiyle Rafael gibi bir sanatçıdan bekleyebileceğimizden çok daha farklı bir eser ortaya çıkmış. Burada gördüğümüz biçimlerin belli belirsiz bir şekilde tasvir edildiği gizemli bir dünya. Bu eserin yansıttığı dönem 1560'larda Reform'dan ve Trent Konseyi'nden sonraki bir dönem. Bu tabloda tanık olduğumuz tarz ise bir diğer adı üslupçuluk olan manyerizm. Rafael gibi sanatçıların eserlerinde ve genel anlamda yüksek Rönesans dönemine özgü eserlerde gördüğümüz denge ve uyumu burada görmüyoruz. Burada tam tersine dağınık bir kompozisyonla karşı karşıyayız.
Venedikli sanatçıların onlarca yıllık yağlı boya deneyimi bir eserde toplanmış. Bellini'nin ve Titian'ın 15. yüzyıl sonlarında ürettikleri eserlerdeki ışığı ve tonlamayı kullanış biçimleri Tintoretto'nun ustaca fırça darbeleriyle doruk noktasına ulaşmış.